Peki o zaman Haziran ayında baktığımızda ufak ufak burçlara da geliyorum. Dilersen öyle bir kayma yapalım hemen. Artık böyle genel etkilerinden bahsettikten sonra sence Haziran ayında hangi burçlar çok daha iyi ve rahat geçecek? Hangileri risk altında çok çok dikkat etsinler? Şöyle özellikle bu Rigel temalı yeni ay ikizler ve hava grubunda gerçekleştiği için kimler? Kovalar, teraziler bir nebze daha bu anlamda bu etkiyi çok güzel alacaklar. Ve bu burçlarda kişisel gezegeni olanlar yani kişisel gezegeni Venüs, Mars'ı, Merkür'ü, işte Güneş'i, Ay'ı bu gezegen bu burçlarda olanlar bir nebze daha bu etkiyi daha keyifli geçirecekler. Ne yapacak? Haliyle biraz daha orada Venüs'ün efektleri artıracak. Ha diğer burçlar için kötü mü? Değil. Çünkü bu Rigel aslında biraz da böyle haber getiren, haber yayan, bilgi getiren bir yeni ay. Aslında biz hepimiz böyle yeni bilgilerle donanacağız ya donanmak isteyeceğiz. Bu bütün burçlar için aslında böyle bilgiye ulaşmak isteyeceğiz. Ha, bunu alırken ne kadar zorlanacağız ya da bundan nasıl etkileneceğiz? Ya da duyduklarımızdan ne kadar hoşlanacağız? Bununla ilgili aslında. Yeni planlar yapacağız, yeni yatırım yapmak isteyeceğiz, yeni işbirlikleri yapmak isteyeceğiz. Bununla ilgili aslında süreçlerimizi nasıl yöneteceğimizi de gösteren bir yeni. O yüzden tohumlar ekelim, mutlaka bir girişimde bulunalım ve bir başlangıç enerjisi çalıştıralım. Bu Venüsyen temada diyoruz. Mars'ın Boğa'ya geçmesiyle birlikte bir Plüto karesi olacak 9 Haziran'da. Bu 9 Haziran, 10 Haziran, 11 Haziran aslında bizim için Haziran'ın en tarihlerinden biri. Sert etkiler olur. Plüton'la Mars malefik çalışır. Biraz da akrep temalarını çalıştırır. Kazaya belaya açık bir takvim olur. Yani bu genel global bir etki. Yine aynı şekilde Haziran'da da böyle çalışabilir. Biraz bu Mars'ın ilk boğaya geçiş sürecini o 9, 10, 11 hatta 13'üne kadar olan süreçte yani o 11, 12'si buralarda dikkatli olmakta fayda var. Özellikle kararlar alırken, iletişim kurarken yakın çevreyle, kardeşlerle, kuzenlerle biraz buralarda agresyona dikkat diyebiliriz. Yayının başında dedim ya Antalya Kaş Kalkan'dan herkese selamlar diye. O zaman senin şimdi total olarak bütün bu anlattıklarına baktığımda ben şimdi buraya evet YouTube'la yayınlarımı daha güzel bir yerden yapayım. Hani İstanbul stresinden biraz daha uzak olsun. Böyle Begonvilla içerisinde. Şu an mesela işte karşımda yemyeşil bir canlı manzara. Her yer Begonvilla çiçek içerisinde. Böyle vereyim istedim. Fakat ben buraya gelirken hiç hesapta yokken bir takım şeyler çıktı önüme. Yani baktım ki aslında burada çok daha farklı şeyler de yapılabilirmiş. Benim bir taraftan da branşım, beni izleyenler biliyorlar, gastronomi. Dolayısıyla gastronomi üzerine, ülkemizin mutfağının tanıtımı üzerine de bir takım fırsatlar çıktı burada. Kalkan çünkü %60-70 İngilizlerin yaşadığı bir yer. Buradan evler almışlar, kışın da burada yaşıyor pek çoğu. Yazın zaten yüksek sezonda hepsi buraya geliyorlar. Bizim mutfağımızın tanıtımı anlamında da önemli kararlar almam gereken bir süreçteyim. Tam şu an senin anlattıkların da böyle birebir örtüşüyor. Dediğin gibi belki 9 Haziran ve sonrasında 22 Haziran Dolunay ile birlikte artık belki her şey netleşmiş olacak. Ben dolayısıyla biraz daha düşünerek, iki kere düşünerek, doğru adımlar atarak aslında çok daha güzel bir şeyin, işte senin de bahsettiğin hani tohumlarını attığım bir aydayım şu anda. Hani çok da güzel denk geldi şu an yorumlarına. Muhteşem çalışmış enerji. İşte astroloji bu. Yani enerjiyi bilip ona göre çalıştırmak ya da yol haritasını bu enerjiye göre belirlemek. Aslında senin anlattığın buna çok güzel bir örnek oldu. Çünkü ben buraya gelirken şey dedim. Evet ben hani normal işlerimi buradan devam ettiriyorum ama potansiyel olarak başka neler var? Başka daha güzel bütünün katkısına olabilecek, birilerine katkı sağlayabilecek, daha fayda sağlayabileceğim başka ne yapabilirim? Her şeye açığım, güzel şeylere açığım dedim. Ve öyle olunca da karşıma bir sürü böyle fırsatlar çıkıp bir araya geldi. Dolayısıyla belki bundan sonraki yayınlarımızda daha farklı şeylerde konuşabiliriz. Gelişmeleri ben aktarıyor olacağım buradan izleyicilerimize. Seninle de bir yayın yaparız belki gelişmeleri konuşuruz orada. Tam biz de seninle yeni ay öncesinde tam böyle ikizler temasında iletişim içeren bir çalışma yapıyoruz şu an. Aslında enerji hepimiz için gördüğünüz Evet. üzere. Ve ben şimdi yayından sonra yeni ayı selamlamak üzere deniz kenarında bir grupla 60 kişilik bir grupla yoga yapmaya gideceğim mesela. Böyle böyle ritüellere vesile oluyor benim burada olmam. O yüzden çok böyle gerçekten şükrü de geçiriyorum kalkandaki günlerimi.
O zaman ufak ufak ister misin burçlara geçelim? Hemen koçla ve yükselen burcu koç olanların böyle bir heyecanla beklediklerini tahmin ediyorum. Acaba koç burçlarını ve yükselen burcu koç olanları neler bekliyor bu ay? Şöyle yapalım. Oğlak Dolunay'ın böyle bir genel görüntüsünden bahsedeyim. Hemen burçları arkasına ekleyeyim. Şimdi gökyüzünde Oğlak Dolunay'ı gerçekleşken 1 derece Oğlak Dolunay'ı olacak. Bu spikulum dediğimiz bir yıldız üzerinde gerçekleşecek. Ve yükseleni, bu görüntünün yükseleni yine ikizler. Yani bu dolunayın aslında yükseleni ikizler olacak. Aslında ikizler teması devam ediyor. Yani bu yeni ayın işte biraz önce bahsettiğim temalarını biz orada devam edeceğiz. Buradaki attığımız tohumlar ya da başlattığımız işlerle ilgili artık daha somut desteklere geçeceğiz. Merkür zaten yengece geçmiş olacak. Venüs yengeçte olacak güneşle birlikte. Aslında orada çok güzel bir yengeç teması karşılayacak bizi. Ama unutmayalım ay Oğlak'ta olacak. Çok da sevdiği bir yerde. Ama Mars boğada bir destekleyici açıyla gelecek. Haliyle ikizler burcu yükseldiği için yine temamız ikizler, ticaret, alışveriş, işte yakın çevre, komşular, kardeşler, arkadaşlar olabilir. Ay Oğlak burcundan gördüğü için biraz daha bu anlamda kendimizi güvende hissedeceğimiz, daha sağlam, ayakları yere basan planlar yapacağımız ya da buna çözümler arayacağımız bir dolunay süreci olabilir. Ya da bu çözümleri bulduğumuz, oturttuğumuz bir dolunay süreci olabilir. Ama şunu unutmayalım, daha 29 derecedeki dolunaya gidene kadar bu süreç devam edecek. O 29 derecede, o analitik derecede biraz daha böyle krize gelen fırsatlarda görebiliriz. Peki bu dolunayda dediğim gibi burçlar diyelim. Şimdi Koç burcu bu etkiyi 10. evinden alacak. 10. ev biraz daha kariyerimiz, toplum önünde göründüğümüz yer, iş hayatımız. Tabii Mars'ın burada Satürn'ün dolunay yöneticisi kendi 12. evlerinde olacak. Mars'ta yücelim yöneticisi 2. evlerinde olacak. Bu ne anlama gelir? Aslında ben bu işimi geliştirmek için daha fazla kaynaklarımı nasıl yönetebilirim? Aslında kaynaklarını yönetmekle ilgili, maddi değerlerini yönetmekle ilgili bir yola gidecek. İşini geliştirmek isteyebilir. Daha fazla görünür olmak isteyebilir. Ya da aile hayatıyla ilgili düzenlemeler yapmak isteyebilir ama bunlarla ilgili maddi oluşturma kaygısına gidebilir. Buralarda harcamaları artabilir. Görünmeyen harcamaları olduğunu fark edebilir. Biraz maddi olarak kendisini yapılandırmaya gidebilir. O yüzden Koç burcu için özellikle bu ikinci evinden geçen Mars'la ve 10. evinden aldığı dolunay etkisiyle aslında çok da fark etmediği yeteneklerini geliştirerek para kazanabileceği ya da maddi yapılar oluşturabileceği bir süreç diyebiliriz. Yani bunu keşfedebilirler mesela. Kaynakları keşfedebilirler. Boğa burçları bu etkiyi 9. evlerinden. Boğa burçları için bu biraz daha yabancılarla yapılan işler, uzak yollar, yolculuklar, eğitimler, bunlarla ilgili konular olabilir, uzak akrabalar olabilir, üçüncü çocuk olabilir. Bu alanlardan aldıkları bir etki var. Yöneticisi Satürn, Dolunay'ın yöneticisi 11. evlerinde. Boğa'da gezen Mars zaten kendi evleri, girişimde bulunmak isteyebilirler. Mesela yapmak istedikleri her neyse onu mesela bu ay planladıkları ya da Haziran ayında planladıkları işlerle ilgili hareket enerjisinde bulunmak isteyebilirler. Kendi başına hareket etmek isteyebilirler. Tabii sosyal çevreden biraz destek almak söz konusu olabilir. Biraz daha kendilerinde o özgüveni hissedecekleri bir döneme giriyorlar. Bence bu süreçteki o kendi burçlarındaki Mars'ı daha çok girişim ve bir şeyleri başlatmakla ilgili kullansınlar. Çünkü Mars'ları, işte boğaları biz bu dönemde biraz daha agresif de görebiliriz. Yani böyle her işte agresif görebiliriz. Hem günlük hayatlarında hem duygusal hayatlarında, özellikle ikili ilişkilerde biraz daha agresyon olabilir. Ama burada en güzel yapacakları şey seyahat planları yapabilirler. Bunun için de gökyüzü var. Yapılarla, uzaklarla yapılacak işler için destekleyici bir gökyüzü var. Bu şekilde değerlendirebilirler. Bir de yani özellikle tüm burçlar için kas kemik ve bir de göz hassasiyeti durumu söz konusu olabilir. Bunlara da dikkat etmekte fayda var. O zaman boğalar streslerini atmak için tatile gitsinler diyorsun. Öyle anlıyorum. Biraz daha rahatlama ihtiyaçları var. Direkt gitsinler. Hatta böyle arkadaşlarıyla tatile gitsinler. Hatta boğalar için şöyle de bir gündem var. Şimdi yönetici Merkür biraz böyle 8. evlerinde falan gezecek. Böyle biraz gizli saklı konular da ortaya çıkabilir. İşte dedikodu da çok. Sosyal çevreden biraz böyle beslenecekleri için alsınlar arkadaşlar tatile gitsinler. Bu etkinin Mars'ın etkisini en güzel bu şekilde saltırlar diye düşünüyorum. Peki Koç'la boğayı dinledik. İkizler burcunu ve yükselen burcu ikizler olanlar neler bekliyor?
tam da böyle Dolunay'ın temasında İkizler Burcu. Çünkü bu Dolunay'ın yükseleni de İkizler. Aslında bir İkizler şovu görebiliriz. Neden? Zaten Jüpiter kendi burçlarında. Böyle orada bir koruyucu, kollayıcı etkide. İkizler gelecek, bu etkiyi biraz 8. evlerinden alacaklar. Hani bu ne anlama geliyor? Biraz öz değerleriyle ilgili sorgulamalara gidebilirler. Ben kimde ne kadar varım, ne kadar değerliyim. 2-8 hattında biraz alma verme dengesiyle ilgili çalışmalar. Alma verme dengesiyle ilgili finanslarıyla ilgili, daha doğrusu finans durumlarıyla ilgili sorgulamalara gidebilirler. Kendi maddi güvenliklerini oluşturmak için neler yapabilir mi düşünebilirler ki bu anlamda aslında gökyüzü ikizleri de destekliyor. Öngörülemeyen, bilmedikleri borçlarla, kredilerle yüzleşebilirler. Hani geçmişten gelen ödemeler vesaire bunlar. Biraz böyle finans alanlarını yapılandıracakları bir dolunay olacak açıkçası. Ve burası aslında onları bilinçaltı ile ilgili de çalışmalar yapmaya giden bir sürece götürüyor. Belki bilmedikleri, unuttukları hiç gün yüzüne gelebilir. Onlarla yüzleşebilir. Bir yüzleşmeler süreci olabilir ikizler için. Onlar için de böyle hareketli bir iki dolunay arası diyebilirim. Hayatlarında birçok şey değişecek. Yani 12. evden gelen Mars böyle bilmedikleri birçok konuyu da ortaya dökebilir. Hatta unuttukları bir yerden para da gelebilir. Unuttukları borçları ödeyebilirler. O yüzden ikizler için çok daha hareketli bir tema diyebilirim. Şey gibi espri var ya, Mısır'dan atalarından arsa kalmış, miras kalmış falan diye. O zaman ikizler birazcık böyle banka hesaplarını kontrol etsinler. Bir de bakmışlar ki, değil mi, hesaplarında bir para var. Farklı, hiç bilmedik bir yerden bir şey geliyor. Umarım vardır, çıkmıyordur. Yani umarım vardır. Çünkü Umarım olmaz. vardır ve genel hatlarıyla da ikizler çok destekleniyor bu ay diyoruz. Değil mi? Genel olarak baktığımızda bir de meditasyon yapacaklar. Kendi işlerine dönerlerse biraz daha farklı işleyebilir ikizler Aslında için anladığım kadarıyla. verdiğim şey bu. Yani iç dünyalarına dönmeleri, iç dünya ile ilgili bilinçaltı ile ilgili çalışma yapmaları, bu yeni ayın destekleyici enerjisini almak için aslında yapmaları, eğilmeleri gereken enerji bu. Ha, bunu yapmaz. Biraz daha yok ben gizli kalmış şeyleri kaşıyacağım derse işte orada sıkıntıya düşebilir. Çünkü orada bir teması var. Orası sıkıntıya sokar. O yüzden kendilerine ve iç dünyalarına odaklanmaları ikizlere fayda da sağlar bu yeni ay süreci. Peki ikizlerden sonra bir de benim hep ponçik burç dediğim yengeçler var. Ben merak ediyorum bu ay yengeçleri ve yükselen burcu yengeç olanları neler bekliyor? Ben her burcu çok seviyorum ama yengeçler bana biraz daha böyle şey geliyor. Hani daha evcimen, daha nasıl anlatayım, iç dünyalarında daha böyle tatlı, yumuşak insanlardır ya genel olarak. Benim tanıdığım yengeçler en azından öyle. Merak ediyorum onları bu ay neler bekliyor? Böyle yengeçlerin aslında şöyle de bir özelliği var. Bunu astrolojik olarak söylüyorum. Her yeni ay, her dolunay, her gökyüzü olayı, her tutulmada ilk ve yani majör etkilenenler yengeçler olur. Neden? Duygusal Yani olduklar için mi? Daha mı hayır duygusal? olduğu için. Çünkü bütün bu gök olayları ay ile ilgilidir. Gökyüzündeki ayın etkilenmesiyle ilgilidir. Kendi burçları da ay olduğu için, yöneticileri ay olduğu için haliyle bu gök olaylarında en çok böyle majör etkiyi alanlar yengeçler olur. Ve şunu da unutmayalım. Haritamızda yengeç evimiz neredeyse her dolunay, her gök olayında biz mutlaka o alandan da etki alırız. Yani Oğlak da böyle, Yay da olsak bu böyle. O yüzden bu su grubunun öncüsü yengeç, yani duygunun öncüsü yengeç. Şimdi ne yapacağız? Yedinci evinden bir dolunay etkisi alacak. Yedinci ev ne? Yani bizim ilişkiler, evlilik alanımız, açık düşmanlar evimiz, işte ikinci çocuğumuz, bu alanlarımızda bir dolunay enerjisi nedir? Tamamlanma, aslında bir toplama, tamamlanma enerjisidir. Yengeç'in belki sosyal çevreden destek alacak, işte işten destek alacak, kendini toparlamak için ya da evliliğiyle ilgili, ilişkisiyle ilgili konu her neyse. Ya da ortaklı bir işe girecek, sosyal çevresinden bir arkadaşından destek alacak. Ya da bir vakıf, dernek, bu bir iş birliğine girebilir. Mesela oralarda biraz daha aktif olabilir. Böyle fikirler üretebilir aslında yengeç. Orada bir fırsat var, bir çalışma var. Yani ortaklı bir iş için özellikle söylüyorum. O fırsat nereden gelebilir? Biraz daha sosyal çevreden, arkadaş çevresinden gelebilir. Mesela oralara yüzünü çevirebilir. Buralarda çalıştırırsa bu enerjiyi çok daha kolay sağaltır diye düşünüyorum. Yoksa evet, bu gerilimli hat bir yedi hattında biraz ilişkilerde dikkat diyor. Yani ilişkilerle ilgili böyle keskin fevri kararlar vermemesi gereken,
biraz daha düşünüp durup düşünüp karar vermesi gereken bir süreç. Hani biraz belki seyahate çıkmak isteyecek, biraz oralarda böyle hafif bir hevessizlik, isteksizlik olabilir. Belki elinde olmayan, öngöremediği işlerle ilgili kendini engellenmiş hissedebilir, kısıtlanmış hissedebilir. Ama şunu unutmamak gerekiyor. Yengeçler 9. ev. Evet, onlar için 9. evden aldıkları bir Satürn desteği var. Burası onları çok 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 yapılandıracak. Özellikle eğitimlerle, işte hak arayışlarıyla ilgili, uzak yolculuklarla ilgili, aslında planlar, programlarla ilgili onları destekleyen bir Satürn var. Altta kendilerine verilen destekten emin olurlarsa, adımlarını da sağlam atarlarsa bu evlilik ilişki bu etkiyi de çok rahatlıkla sağlatabilir. Ortaklı işlerde de destekleyen bir gökyüzü olduğunun farkına varabilirler. Ortaklı işlerle destekleniyorlar ama ilişkilerine dikkat edecekler. Biraz daha yine onlarda da galiba çift kontrol gerekiyor anladığım kadarıyla. Ama kesinlikle destekliyor diyorsun. Ha, biraz da böyle mesela bu ay kendilerine bakmak istedikleri, elleriyle yüzleriyle ilgili değişiklik yapmak istedikleri bir dönem olabilir. Çünkü kendi burçlarında bir Venüs Merkür olacak. Biraz daha sosyalleşmek isteyecekler belki. 12. evlerinden geçen bir Jüpiter var. Bilinçaltı ile şifalanma ile ilgili çalışmalara gidecekler. Mesela bu anlamda güzel destekler var yengeçler için. Ama yengeçler biraz daha böyle yüzleşmeleri de yaşayacağı dönemler diyebilirim. Yani hayatında geriden gelen, aslında unuttum dediği ya da ara ara böyle gündemine gelen konular artık birer 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 görünür hale gelecek. Arka planda kalanlarla yüzleşme süreci yengeçler için. Yengeçler için de çok güzel şeyler söyledin. Gelelim benim de güneş burcum olan Aslan Burcu'na. Efendim Aslan Burcu'nu ve yükselen Burcu Aslan olanları neler bekliyor? Aslan burçları sahne burçları diyorum. Her zaman olması gereken yerler. Bu etkiyi biraz da Aslan burçları 6. evden alıyor. 6. ev bizim neyimiz? Günlük rutinlerimiz, işimiz, sağlığımız, hizmet alanımız, evcil hayatımız, yani ana gündemlerimiz temel olarak bunlar. Belki biraz iş yapış şekilleriyle ilgili değişiklikler. Yani iş yapış şekilleriyle ilgili yeni kararlar vermek. İş rutinleriyle ilgili, yaptığı işle ilgili yeni kararlar vermek. Belki biraz daha görünür olmakla ilgili yapacağı yeni atılımlar. Hani buradan desteği kimden alır? İşverenlerinden, patronlarından, daha yüksek konumda çalışanlar mesela buralardan destek alabilir. Ama biraz da görünmeyen tedbirsiz hareketlere de çok dikkat etmek gerekir. Nedir bu? Yani biraz çok fazla şey yapıp arada gözden kaçanlar. Bunlar uzun vadede sorunlar getirebilir. O yüzden planlı programlı gitmekte fayda var. Ama dediğim gibi 6. evlerinden aldıkları bu etki biraz böyle sağlıkla ilgili de kendilerine dikkat etmeleri gerektiğini söylüyor aslanlar için. Bir de aslanların özellikle 8. evden aldığı bir destek var. Kendi 8. evlerinde bir süreçleri var. Biraz böyle belki vergi, ödeme, kredi, bunları da yapılandırdıkları bir süreç olabilir. Yani bunların hepsini biz bir ay içerisinde nasıl toparlandığını göreceğiz bu alanların. Ama biraz daha dediğim gibi iş yapış şekilleri ve sağlıkla ilgili buralar daha somut veriler eline alacakları bir süreç olacak. Ben sağlıkla ilgili tüyoyu daha önceden aldığım için geçtiğimiz hafta hemen check-up'ımı yaptırdım. Sonuçlarım temiz çıktı. Hani umuyorum herkes de böyle bir hani yaza girerken genel bir kontrolden geçme şansı bulur. Hani bizim için özellikle aslanlar için alarm verdiğini görünce ben hemen bir hem de böyle uzaklara gelince, İstanbul'un uzağa gelince check-up'ımı yaptırıp böyle gelmek istedim dolayısıyla. Sağlık konusunda dikkat ediyor o zaman aslanlar. Başak'a gelirsek, Başak burçlarını ve yükselen burcu Başak olanları neler bekliyor? Merkür, Başak burçları bu etkiyi 5. evden alıyorlar. 5. ev çocuklar, aşk, flört, yatırımlar, borsa, risk, neşe alanımız, keyif alanımız. Bu alanda bir etki alacaklar. Başak toprak burcu da olduğu için aslında desteklenen bu dolunayın böyle keyiflilerinden diyelim. Toprak burçları biraz boğa, başak ve oğlaklar, destekleyici bir etki var. Biraz daha kolay akan bir enerji var. Olayların biraz daha hızlı geliştiği diyelim biz buna. Çocuklarıyla ilgili iletişimleri, çocuklarıyla ilgili yapacakları, çocuklarıyla ilgili yapacakları planlar. Özellikle yeni bir hobi edinmek istiyor ya da bir hobiyi işe çevirmek istiyor. Bununla ilgili destekleyen de bir gökyüzü var açıkçası. Ya da şöyle de bir şey yapabilir. İşte Mars'ta 9. evlerinden geçeceği için
bir hobiyi işe çevirmek için yeni bir eğitime başlamak gibi. Mesela bu anlar çok destekleyici. Ya da çok keyif alıp dostuyla, arkadaşlara bir tatile gitmek, tatil planı yapmak gibi. Mesela bu tarz bir etkinin içerisine, enerjinin içerisine girebilir. Ama ağırlıklı etkiyi 5-11 aksından alacağı için biraz belki sosyal çevresinde değişikliklere gidebilir. Arkadaş çevresinde değişikliklere gidebilir. Seyahat planları yapabilir. Yurt dışı ile ilgili plan program yapabilir. Tabii bütün bunları yaparken de böyle eşten ya da ne bileyim çocuktan kaynaklı engellerle karşılaşabilir. Mesela bunları gözetmesinde fayda var. Ama bu daha devam ettiğini, buradaki bize engel olarak ya da kısıtlama olarak görünen şeylerin aslında bizi birer koruyucu etkisi olduğunu da unutmamak gerekir. Yani Başaklar unutmasın, 10. evlerinde yürüyen bir Jüpiter etkisi var. Burası biraz 7. evlerini de zorluyor olabilir. Kendilerini de zorluyor olabilir. Böyle bir kısıtlanma enerjisi hissediyor olabilirler. Bu etkinin de geçici olduğunu bilsinler, planlarını yapsınlar. O zaman Başaklar öyle kısıtlanmış gibi hissetmiyorlar. Mutlaka yine planlarını yapıyorlar. Açık düşünüyorlar, değil mi? Bütün etkenleri tabii ki dikkate alarak. Ben program da yapan bir burç Başak. Yani planları, programları böyle detaylı olan, detaylara önem veren bir burç. O yüzden onlar zaten planlıdır, kontrollü giderler. Göremedikleri çok fazla şey olmaz onların. Ama bu evet ya, ben bu konuda yaptım, çok da haklıymışım. Ya da evet, bu kişiyle iletişimi kestim, çok da haklıymışım. Bu yoldan yürüyeceğim, çok da haklıymışım dedirtecekleri bir dolunay süreci olacak. Daha farkındalıklı geçecek anladığım kadarıyla Başaklar için öyleyse bu dolunay süreci. Peki Başakları da dinledik. Teraziler ve yükselen burcu terazileri önümüzdeki dönemde neler bekliyor? Şimdi teraziler bu etkiyi 4. evden alacaklar. Önce aksları pek sevmeyiz astroloji olarak, astrologlar olarak. Tabii böyle demeyeyim, kimseye korkutmaya gerek yok. 4. ev nedir? Bizim köklerimiz, ailemiz, işte bebeğinlerimiz, yaşadığımız yer, yaşadığımız ev daha doğrusu. Belki evle ilgili farklı değişiklikler yapmak isteyebilir, ev değiştirmek isteyebilir, bir gözüne gözükebilir her şey. İşte bu gökyüzünün şanslılarından, yani Jüpiter'in desteğini de alıyorlar oradan. Yeni fikirleri, yeni iletişimleri, yeni yolculuklara açık olacaklar. Belki yer değiştirmek isteyebilirler. Aileleriyle ilgili bir konuyu çözüme ulaştırmak isteyebilirler. Biraz 4, 6, 8 hattı aktif olacağı için biraz ailede sağlık konularıyla hemhal olabilirler. Ebeveynlerin sağlığıyla ilgili. Ya da aile içerisinde beklenmeyen bazı giderler olur. Ailelerine destek olmak zorunda kalabilirler. Ya da ailelerinden destek almak durumunda kalabilirler. Sağlık sorunları olabilir mesela. Biraz buralarda terazileri bekleyen etkiler var ama Jüpiter haliyle gökyüzünün Zeus'u biraz da koruyucu etki de verdiği için onlar bir şekilde dört ayağın üzerine düşerler. Bu buraları biraz, onların da mesela iş düzenlerinde bazı değişiklikler olası ki yaşıyorlardır zaten o süreci çok uzun zamandır. Geçtiğimiz sene Mayıs ayından itibaren böyle bir süreç geçiriyordur onlar. Biraz o süreçlerin de sonuçlarını, yani o değişikliklerin sonuçlarını, etkilerini aldıkları bir dönem olacak. Aslında biraz ödül bedel süreci olduğu için o Satürn'ün ödüllendirdiği cenahtan olma şansları var. Biraz Jüpiter desteğiyle beraber. O zaman şöyle bir dişlerini sıkıyorlar Ağustos'a kadar, ondan sonrasında ferah geçecek terazide içinde diyoruz. Bu süreç. Ya bu Jüpiter destekliyor nerede? Şimdi o Jüpiter seni destekliyor ama bir Satürn karesini görsün bakalım. Ondan sonra hala destekliyorsan yürü. Yoksa yok. Çok güzel. Teraziler yürüyün. Ağustos'tan sonra yürüyorsunuz. Peki akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar, onlar da şimdi merakla bekliyorlardır. Akrepler, şimdi beni takip edenler bilir. Ben biraz böyle akrep seveceğim. Ben de bir yükselen akrep olarak Zodyan 8. eve. Akrepler bu etkiyi 3. evlerinden alıyorlar. Biraz daha kardeşler, kısa seyahatler, belki eğitim alanı, akrabalar, yakın çevre, komşular, bu alandan aldıkları bir etki var. Yeni bir iletişimle ilgili bir alan burası. Belki bazı kişilerle iletişim kesilebilir, kesmek isteyebilirler ya da kendilerine hizmet etmeyen birçok iletişimi bırakabilirler. Yani burada şunu düşünür akrep, işte yöneticisi Mars'ta boğaya geçmiş olacak. Tam 6. evlerinde özellikle iş alanında mesela kendisine hizmet etmeyen bir sistemi bırakabilir, bir kişiyi bırakabilir. Biriyle iletişim, evcil hayvanlarıyla ilgili mesela bazı harcamalar olabilir. Belki seniyle ilgili harcamalar gerçekleştirebilir.
evcil hayvanlarla ilgilenmek gerekiyor. Aslında ben bile onun etkilerini şu an yaşamaya başladım. Daha 9 Haziran'a gelmeden. Burada aldıkları özellikle destekleyici açı biraz 5. evlerinde rahat ettikleri bir alan var şu an. Orası biraz aşk, evlilik, çocuklar. Belki çocuklarla ilgili plan program yapmak durumunda kalabilir onlar da. Çünkü gökyüzünde de böyle bir kombinasyon var. Bu dolunay biraz daha onlara artık ben ne yapıyorum, ne yapmak istiyorum ya da neyle, kiminle yürümek istiyorum ya da yürümek istemiyorumla yüzleştirici kafaları yapılandıracak. Ayrıca bu gökyüzünün önüne dökülen burçlar arasında akrep, her şeyin önüne dökülen burçlar arasında İyi bizi hiç anlamda mı? Her şey bir böyle gümüş tepsiye konulacak anlamda mı diyorsun? bize hizmet eden bilgileri göreceğiz. Şimdi biz merkez pozisyondan itibaren ben hep söylüyorum şu bir o Haziran'a kadar 11'e kadar böyle gelen bilgileri bir düşünün. Yani iki kere sorgulayın doğru mu yanlış mı vesaire bunlar. Ama sonrası o bilginin doğruluğunu teyit edebilirsiniz. Artık doğru bilginin dökülmeye başladığı döneme gireceğiz. Akrep de bu anlamda doğru bilgiye ulaşma konusunda da daha şanslı olacak. Çok güzel. Akreple ilgili güzel şeyler söyledin. Birazcık uyanış var akrepler için, onu görüyorum. Peki yay burcu? Ha, pardon. Şöyle uyanış derken tamamlanma enerjisi, toparlama enerjisi. Biraz daha iletişimi düzenleme, toparlama, çevreyi düzenleme, derleme, toplama enerjisi diyelim. Belki O bir düzenli seyahat. toparlanırsa zaten zihni rahatlatır, değil mi? İnsanın kendisini, ruhunu rahatlatır. Dolayısıyla aslında iyi bir süreç bekliyor onları da. Peki sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanları neler bekliyor? Oğlak burcundaki gerçekleşen 22 Haziran dolunayında. Şimdi bu yaylar gökyüzünün neşeli çocukları, özgür çocukları yaylar. Ben de böyle bir 29 derece yay güneş olarak yayları buradan çok seviyorum ve selamlıyorum. İkinci evlerinde yaşayacaklar bu dolunay etkisini. Burası yine bizim maddi alanlarımızla ilgili, maddi gelirleri yapılandırmakla ilgili bir alanda çalışacak. Diyecek ki hani ben bu gelirim yani artırmak için ya da düzenlemek için ya da sürekliliğini sağlamak için neler yapabilirim? Biraz belki fiziksel olarak kendi eforlarına odaklanacakları, fiziksel olarak çalışma güçlerini artıracakları bir dönem. Hatta şöyle de bir dönem yaylar için yeni bir beslenme sistematiğine geçebilirler. Biraz daha fiziksel olarak arınma dönemine geçebilirler. Daha sağlıklı yaşamla ilgili ya da sağlıklı yaşam prensipleriyle ilgili bir beslenme sistemi belirleyebilirler. Biraz kendi bedensel dünyasında değişikliklere gidecek. Yani vücudun işleyişiyle ilgili değişikliklere gidebilirler. Maddi konularda biraz gündemleri olacak. Sağlıkla ilgili yayları da bir gündem bekliyor. Yani sağlıkla ilgili bir para harcama. Ama bunu dediğim gibi daha sağlıklı yaşam maksatlı olabilir. O yüzden yayların da aslında sağlık tarafında bir kontrollerini takip etmelerinde fayda var. Onlar da ev, yer, yurt değişikliği mesela onlar da böyle bir etki var ama onların daha uzun zamandır vardır zaten bu gündemlerinde ve kafalarında. Muhtemelen o süreçleri de sonuçlanacaktır. Yani bununla ilgili bir karara varacaklardır. Teraziler için yeni başlayan süreç onlar için zaten uzun zamandır devam ediyor. Onlarda da bir böyle aslında netlik görüyorum, değil mi? Netlik sağlamış oluyorlar kendi hayatlarında. Daha ferah bir dönem gösteriyor aslında. Peki gelelim oğlaklara. Son üç burcumuz kaldı. Oğlak, kova ve balık. Oğlakları neler bekliyor önümüzdeki dolunayda? Oğlaklar zaten bu etkiyi birinci evlerinden, kendi evlerinden alıyorlar. Bir derecede bir başlangıç enerjisi. Burada bir ilişkiye başlayabilir. Hemen böyle ilk şeyini vereyim, tüyosunu vereyim. İlişkiye başlamak. Bir ortaklığa başlamak. Yeni bir sosyal çevreye katılmak. Ve artı belki farkında olmadığı bir düşmanlıkla karşılaşmak. Yani bu etkiler tabii. Bunlarla ilgili gündemleri olabilir. Ya da uzun süredir devam eden bir ilişkisini daha ciddi bir yere taşıyabilir. Ya da uzun süredir devam eden ya da kafasında sorun olan problemli bir ilişkiyi bitirebilir oğlaklar. Yani kesip atabilir. Çünkü Mars'taki boğa biraz dağılma etkisi. Yani bu ne yapar? İşte 5. evinde. Ne yapacak? Orada uzun süredir bir ilişki eğer çok sorunluysa onu orada bitirebilir. Ama eğer bu uzun süreli ilişkisi daha sağlam temellere bağlıysa da bunu daha ciddi bir tarafa taşıyabilir 7. evde. Çocuklarıyla ilgili ya da bir hobisini değiştirebilir. Çocuklarıyla ilgili bir konuyu değiştirebilir. Aynı şekilde.
Üçüncü evlerinde çalışan bir statüm var. Haliyle zaten şu süreçte biraz daha iletişimde akrabalarla, eşin akrabaları, işte yakın komşular, yakın arkadaşlar, geçtiğimiz seneden beri o alanda bir yapılanma süreci vardır. O alan haliyle bu yapılanma sürecini artık yedinci ev, evlilik ve ilişkiler temasıyla da taçlandıracağı bir süreç başlıyor diyebiliriz. Yani hayatındaki ilişkileri yerine koyacak, böyle damataşı gibi. Herkesi yerine oturtacak oğlaklar. Diyecek sen burada kal, sen burada kal, sen burada kal. İlişkiler anlamında çok güzel bir süreçten geçecekler. Dolayısıyla bazı oğlaklara da evlilik yolu görünüyor diyebiliriz aslında. Kararlar alınabilir. Kararlar alınabilir tek bir Oğlak şeyden. de söyleyeceğim şey, onlar da mesela başında bahsettiğim özellikle göz rahatsızlıkları ve eklemler, bacaklarla ilgili, bacak eklemleriyle ilgili bir kontrol ettirmelerinde fayda var. Bu etkiyi doğrudan birinci bacakları için göz hassasiyetleri yaşayabilirler bu dönemde. Alerjik reaksiyonlara da dikkat etmek lazım. Peki kovalar ve yükselen kovalar onları neler bekliyor dolunayda? Gökyüzünün hava grupları ve şanslılarından, yani bu bir yılın şanslılarından ama bu etkiyi 12. alacaklar. 12 altı aksı aktif olacak. Burada özellikle sağlıklarına dikkat etmelerini öneriyorum. Kovalar için şunu yapmak için muazzam bir dönem. Yani bu dolunay bırakmak istediklerini bırakmak, bağ kesmek, arındırmak, arınmak. Özellikle bunun için muhteşem bir dolunay. Yani böyle bir fırsatı inanın daha sonrasında 29 derecede çalıştıramazlar. Yani 29 derecedeki olağı çalıştıramazlar. Biraz daha burada destekleyici olan bir dolunay olacak. Biraz daha belki uzaklarla ilgili işler, iletişim, ben ne yapıyorum, yani tam olarak işle ilgili ve iletişimle ilgili ben ne yapıyorumu sorguladıkları, aslında o soruların da cevaplarını buldukları bir dolunay olacak. O sorgulamalar şu an başlamıştır. Aslında hayatlarında birçok şey değişiyordur artık onların. Daha fikirler kafalarında uçuşuyordur mesela. Aslında artık onlardan birini seçip hayatlarına ve gündemlerine getirecekleri bir dönem olabilir. Dördüncü ev Mars var. Aileyle, yani büyüklerle, ebeveynlerle agresyona, gerilme biraz dikkat. Çünkü orada çok fazla dağılabilecek bir enerji var. Biraz maddi anlamda sıkışık ve zor bir süreç geçiriyor olabilirler ya da maddi kaynaklarını yapılandırıyor olabilirler. Bu süreci geçiriyor olabilirler. Bu anlamda da bu öfkelerini ya da buradaki yapılanma sürecindeki o yoğun enerji aile hayatlarına yansıtıyor olabilirler. Bu öfkeyi boşaltmak ve kendilerine hizmet etmeyen bütün duyguları bırakmak için muazzam bir dolunay. Biraz böyle 12. ev sembolü çalıştıracakları için bazı yüzleşmeleri de yaşayacak burçlardan bir tanesi aslında Kova. Onları da biraz aslında böyle çetrefilli bir ay bekliyor sanki. Hani biraz daha aile ilişkileri vesaire dedin çünkü ilişkilerini biraz daha dedim. Her ne Fokus kadar olarak. Jüpiter olsa da, yani 12. evde tamam yaşayacağı bu tamamlanma birazcık kendi içine döndürebilir. Yani aslında bir alışkanlığını da bırakabilir. Yani işte bunlarla ilgili de çok iyi bir fırsat veren bir dolunay onlar için. Yani farkında olmadan içten içe besleyen ve ona iyi gelmeyen bir alışkanlığını da bırakabilir. Dediğim gibi ruh kendini tamamlayacak bir enerji çalışmasına da yönelebilir. Ona iyi gelir diye Bazı düşünüyorum. burçlarımızda şey var yani biraz daha böyle farkındalığın arttığı hani kendi işlerine döndükleri bir takım kararlardan netleştikleri bir dönem aslında. Dolayısıyla Kova'yı da belki bunun içerisine değil mi katabiliriz, ekleyebiliriz. Peki balıklar son burcumuz. Balıklar Antalya 40 derece şu an böyle inanılmaz bir sıcak. İzleyicilerimiz de şaşırıyorlardır. Bir taraftan soğuk kahve içiyorum bir taraftan su içiyorum. Sürekli bir sıvı ihtiyacı oluyor. Dolayısıyla yayın sonuna kadar ama iyi dayandım yani. Hani senin orada hava nasıl bilmiyorum ama. Neden kaldın Hülya? Tebrik ediyorum seni. Balıklardayız. O zaman son burcumuzda konuşalım. Yayınımızı ufak ufak kapatalım. Balık burçları ve yükselen burcu balık olanları neler bekliyor? Balıklar zaten yani balıklar ile ilgili yorum yapıp çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimini etkilemek istemiyorum bile diyebilirim. Yani o derece, çünkü zaten Satürn burçlarından geçiyor. Karmanın lordu, onları sınadıkça sınadıkça sınadı. Şimdi bir de yöneticisi olan bir dolunay geliyor, 11. evlerinde gerçekleşecek. En büyük yani bu ne olur? Bütün sosyal çevrelerini bir gözden geçirecek balıklar. Diyecek ki ben arasındayım, ne yapıyorum, bunlar kim? Belki bazı gruplarla bağını koparacak. Kendisine hizmet etmeyen,
ya da olmak istemediği, artık kendisine iyi gelmeyen arkadaşlıklarla belki bağını koparacak. Farklı arkadaşlıklar, farklı çevreler, farklı iletişimlere girecek. Ki bunların temellerini zaten şu ara atmıştır, yani şu dönemde atmıştır. Muhtemelen orada daha da somutlaştıracak bazı şeyleri. Biraz daha işte o birinci evlerinden geçen Satürn bütün ilişki alanlarını yapılandırdığı için kimisi evlendi, kimisi boşandı mesela bu son süreçte. Şimdi düğümler de balık başak aksına doğru gidiyor. Daha o ilişki sınamaları bitmedi onun. Daha devam edecek. Ama böyle ilk elemeler ve tırpanlamalar bu dolunayla beraber başlayabilir diye düşünüyorum açıkçası. Hı hı. Biraz çocuklarıyla ya da hobileriyle hemhal olabilecekleri bir süreç. Buradaki enerjiyi bu şekilde sağlatabilirler. Belki kısa seyahat planları yapabilirler. Belki biraz yazmaya, çizmeye, sosyal medyaya yönelebilirler. Biraz da oralarda kendilerini ifade edebilirler. Bu alanlar daha iyi gelecek diye düşünüyorum. Balıkların da o zaman yine farkındalığının artacağı, ilişkilerine çok dikkat etmeleri gereken bir süreç ve aslında kendilerini de bir taraftan sağaltarak psikolojik olarak değil mi ruhen destekleyebilecekleri bir sürece giriyorlar aslında. Evet, şu şeyi bırakacak balıklar bir kere. Kurban psikolojisini bırakacak. Yani bunu bırakmaları için çok büyük bir fırsat. Yani sürekli bir kurban psikolojisi, sürekli bir dibe gitme. Bakın Mars'ın boğa geçişi. Yani Mars'ın boğa geçişinde birçok ilişkileri zedelenebilir. Eğer bu sürekli kurban psikolojisi, sürekli bir mağdur psikolojisinden çıkmazlarsa, ki öyle değiller aslında. Ama bu duygu balıkları besleyen bir duygu. Haliyle Satürn de orayı besliyor. Ama bu de devam ederse Mars boğa geçişinde birçok arkadaşlıkları bu 9 Haziran'da başlayan süreçle birlikte bu dolunayla bir tamamlanma yaşatır ve aslında çok istemeden de birçok arkadaşlarıyla yolları ayrılabilir. Peki girişte dedin ki balık burçları 11. evde gibi bir laf geçti. 11. ev sahne ve alkış almak değil midir aslında orada? Yine ilişkiler açısından biraz daha ön planda olabilecekleri demek istedi. Böyle hem sahne ve alkış arzular hayaller evimiz hem de aslında büyük sosyal gruplarla bir arada olduğumuz bir evdir 11. ev. 11. ev sen... Şimdi üçüncü evlerinde devam eden de bir Mars olduğu için orada biraz iletişimle, işte yakın çevreyle ilgilidir. Evet, sahnede olmakla ilgili yaptığı girişimler ya da daha farklı gruplarla beraber olmak için bazı arkadaşlardan ayrılabilir. Yani mesela olabilir. Bir yere giderken arkada birileri dökülebilir. Ama bunlar çok güzel hareketlerle yaptığı iletişimlerin sonucu olacağı için o Mars boğa etkisiyle geçiş etkisi. Sonrasında pişman olabilir mesela. İlişkilerini aslında elekten geçiriyor ama çok da dikkat etsin, pişman olabileceği kararlar da verebilir balıklar. Dalma etkisi var balığın. Çünkü o Satürn orada zaten bir sarsıyor onu. Her anlamda çok. O yüzden o dalma etkisine dikkat edip biraz daha iki kere düşünüp, çok iyi hep diyoruz ya, iki kere düşünme dönemi her konuda özellikle dert alasında. İki kere düşünüp bir kere hareket edeceği asıl konu arkadaşlık ilişkileri. Öyle düşünelim. Arkadaşlık ilişkilerine dikkat ediyor balıklar.